İyi akşamlar, hoş geldiniz Sineganyan TV efendim. Haftanın ilk programı yarın Bursa ve Elazığ'da olacak. 10 koşu var Bursa'da, 8 koşu da Elazığ'da olacak. Ve her iki programı da değerlendireceğiz. Gerçekten zorlu programlar bizleri bekliyor haftanın ilk gününde. Hem Elazığ'da hem Bursa pistinde. Evet, hoş geldiniz diyelim tekrar. Bugün İstanbul gerçekten sürprizlerle sonuçlandı. Ciddi ikramiyeler verdi. İlk altıda 14 bin civarındaydı. İkinci altılıda 290 bin liralık bir ikramiye imza attı. Gerçekten bulanları doğru tahmin edenleri tebrik edelim. Çok iyi bir miktar İstanbul'un son gününde. Bakalım yarın neler olacak? Önce Elazığ diyeceğiz. Elazığ'da Güneydoğu İdman pistinden Sabun Kaya bizlerle birlikte olacak. Her zaman olduğu gibi gördüklerini, bildiklerini, İdman pistinde gördüklerini bizlerle paylaşacak yarınki Elazığ programında. Biz de sizlerden ne rica ediyoruz? Beğeni yapmayı ihmal etmiyorsunuz. Bizim için çok değerli. Beğeni yapmayı lütfen ihmal etmeyin diyerek Güneydoğu İdman pistinden Sadun Kaya'ya iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Merhaba Zadık Nasılsın Sadun'cum? Nasıl gidiyor çalışmalar? Bey. Teşekkür ederim. Sağ ol. Diyor yaramaz bir Sorun oldu. Nazar Yok, değdi. hayır. Ha, iyi, tamam sağ ol, buyurun. Aynen. Yaramaz bir durum oldu. Devam ediyoruz. Güzel çalışmalar devam ediyor. Yani herhalde sürprizler açık bir program görülüyor. Yani Demba Atar'ın bir adada koşması bana göre programı biraz zorlaştırıyor. Güzel bir program var. İnşallah biz de güzel çalıştık dersimize. Burada yarış severlerimize gördüklerimizi, bildiklerimizi anlatacağız. Evet, az da kaldı mı Şanlıurfa'nın da başlamasına? Daha çok var Daha maalesef. çok Daha var. 2 ay var Şanlıurfa'nın 2 ay. başlamasına. Kasım'da değil Evet. mi Şanlıurfa açılışı? Kasım'da oluyordu. Aynen. Evet. Kasım'ın Bakalım bir 12'sinde. 12'sinde. Kasım'ın ortasında Evet. Şanlıurfa merhaba diyecek. Sürprizlerin yoğun Evet. olduğu bir hipodrom, Şanlıurfa hipodromu. Ya yani Evet. Şanlıurfa'da doğuda biliyorsunuz en kalabalık, en mücadeleli yarışlar gerçekleşen bir hipodromumuz. Çünkü kışın atlar, iyi atlar, kötü atlar, orta atlar hepsi Urfa'da toplanıyor. Adana gibi, aynen Adana gibi, Adana, İzmir gibi. Zaten Türkiye'mizde kışın ideal hipodromlar Şanlıurfa, Adana Hipodromu, İzmir Hipodromu. Bunlarda güzel yarışlar izliyoruz. Urfa'da İzmir'le Adana'dan eksik bir yanı yok. Tabii ki Evet. buna Antalya'da buna dahil oldu. Kışın Antalya yarışlarında da güzel yarışlar izlemeye devam ettik. Bu yılda inşallah önümüzdeki yılda devam edeceğiz inşallah. İnşallah safkanlar hazırlıklarına başlamıştır şimdiden Şanlıurfa sezonu için. Sağlıcım 8 koşu olduğu için ikinci koşuda 7'li plase var ve 7'li plase yarış severin biraz can simidi oluyor. Bulduğu zaman en azından ertesi günü oynama ihtimali de oluyor. 3 yaş Arapların 4 şartlı mücadelesi var 1200'de. 7 safkan var. 7'li plase için var mı şöyle güzel bir tercihin? Evet, şöyle Zadik Bey burada güzel formunu koruyan 2 tane at var. 3 numaralı Aziz Ağa ve son 3 yarışını kazanan 2 numaralı Mir Silası. Bana göre bu iki atın arasındaki mücadele birinciliği belirleyecektir. Önce 3 diyorum, sonra 2 diyorum ben. Evet, 7'li plaseye oynayacak yarı seherleri Sadun Kaya'dan 3 numaralı Aziz Ağa ve 2 numaralı Mir Sırası ikilisi geldi. 7'li plaseye oynayacak yarı seherlere son bilgiyi iletelim. Ve 3 yaşlı İngilizler meydana 1700'de olacak. 10 safkan var açılışta. Nasıl bir açılış olur Atılganyan'da yarın? Evet, çok zor bir açılış bekliyorum ben burada. Çünkü buranın favorisi 1 numaralı Grille Legend. Bu at 62 kilo. Son yarışı ikinci oldu. Güzel bir sprint yaparak. Zaten sprinter yapısı vardır bu atın. Yarın da aynı şekilde ağır kilosuna rağmen önde kalan atlar var. Bunlardan kimler? 1 numaralı tabii ki Grille Legend birinci atımız. Bunlardan bu yarışa çok iyi hazırlanan 2 numaralı Bilecik Devran ve aşağıda 7 numaralı Alex. Ondan sonra 3 numaralı Büyük Urlalı. 1-2-7-3 ayrım yapılmadan bana göre yarış sever değerlendirsin. Ama burada sürpriz de beklediğim atlar var. Kimler bunlar? 5 numaralı Dançik White
Angel var. Ondan sonra 6 numaralı 5 numaralı Sevketi Bostan, 6 numaralı Dancik White Angel var. Ondan sonra aşağıda 8 numaralı Pola Sabo var. Daha sonra aşağıda 7 numara 9 numaralı Queen Isabella, yani Isabella var. Ne dedik buraya? 1 2 7 3 olmazsa olmazlardan kesinlikle yazılmalı, forumunda güzel şeyler olan atlarımız, yazılması gereken atlar. Sürpriz 5 6 8 9 dedik. Evet, ikiye ayırdı Sadun Kaya açılışta. 1 2 7 3 dörtlüsünü öne aldı. 1 2 7 3 en formdesin bunlar dedi. Bir çizgi çekti. Sürpriz ihtimali olabilecek bir koşu diyerek ekledi. 5 6 8 9 bu dörtlüyle 1 2 7 3'ten sonra sundu bizlere Elazığ akşamı açılışında. 3 çıkar İngilizlerin 16 handikapı var. Yamakiki sınırındaki apprentice'ler at binecek Sadun. Mesafe 1709 safkan var. Evet. Aynen, burada 2 numaralı Garanor son yarışında A3'te 4. oldu ve hatta son 200-300'lerde böyle geleceğim gibi bir sinyal verdi. Ama orada çok kaliteli bir at vardı. Yıldız Han vardı. Yıldız Han, o da Yıldız Han'ı fazla kovalayınca, Yıldız Han'ı fazla takip edince 4. kaldı. Aslında ben 2.lik 3.lik bekliyordum o günü Garanor'da. 4. oldu. Bu kez grup biraz daha uygun bana göre, bu yarışın en şanslı isimlerinden birisi. Apprenti Açankaya da gerçekten formunda ve başarılı, tecrübeli bir apprentimiz. Favorimiz 2 numaralı Garanur. Bu atın rakipleri kimler? 5 numaralı Kumlubel, zaman zaman etkili koşabilen, son 2 yarışında da zaten etkili koşup 2 tane ikincilik yaparak suratlı gidecek yarışında sprinter yapısıyla kendinin, yani 2 numaralının ciddi rakibi olacağını düşünüyoruz. Daha sonra burada kim var? 3 numaralı Grand Akula var ve 4 numaralı Cartavelli Gogo var. Ne dedik buraya? 2 çok şanslı favorimiz dedik. Ciddi rakibi ve sonra 3-4 dedik. Burada 2 tane sürpriz at aşağıda önermek isterim. 7 numaralı forum son yarışını kazanıp güzel forumunu koruyan 7 numaralı Baba Nasuhi var ve 8 numaralı Muharebe var. Muharebenin de forumunda gelişmeler var. Son yarışında 2. oldu. Piste de çok iyi görünmeye başladı. Buranın sürprizini 7-8 gerçekleştirmesini bekliyoruz. Evet, ikinci ayakta Sadun Kaya 3'e ayırdı koşuyu. 2 numaralı Safkan son startı çok başarılı dedi. Sert bir gruptaki 4. müsait dedi bu grup için ve kazanmaya yakın dedi. Bir çizgi çekti. 5, 3 ve 4 numaralı Safkanları ilk rakip olarak önerdi. Daha sonra bir çizgi daha çekti. 7 ve 8 numaralı Safkanlardan da bir sürpriz bekliyorum dedi. Gökhan Dedeoğlu iyi akşamlar dilemiş bizlere. Teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyor. Gökhan'a selamlarımızı gönderelim. Hayrettin Bey iyi akşamlar demiş. Teşekkürlerini sunmuş. Gerçekten güzel mesaj gelmiş. Sadun Bey de bol şanslar diliyor tabii ki. Uğur Altun editörümüz herkese bol şanslar demiş. Herkesin kazançlı bir akşam olsun demiş. Ahmet Bey'den bir jest geldi bize. Teşekkür ediyoruz. Ahmet Bey'e de iyi akşamlar diliyoruz efendim. Ve 4 yaş Arapların 14 handikapı dişiler 2000'e çıkacak. Koşuda 5 ve 6 numaralı safkanlar ekürü. Hem 14 handikap hem dişiler olunca Sadun Kaya bir sürpriz gelir mi? Şimdi şöyle, yani bu 2 numaralı Javaronuk aslında burada bir yarış görmüş olsaydı bugün daha net konuşabilirdim bu at için. Çünkü Diyarbakır'da hazırlandı. Yarış kalıbını da biz aldık bu atın. Vidavosu da orada var. Yarış sever tıklayıp izleyebilir. 58,5 gibi bir derece konulurdu. Gerçekten Elazığ, Diyarbakır Kabakumu'nda 58 çok iyi derece diye biliyoruz biz. Bana göre eğer bu pistte bir yarış görmüş olsaydı, dediğim gibi başta, yani bu ata net konuşabilirdik. Bu atın bana göre buranın en şanslı isimlerinden birisi. Eğer kum pisti yadırgamasa
kazanmaya, eğer yadırgamasa kazanma şansı çok yüksektir bu atın. Ha, bu atın ciddi rakipleri kimler? 3 numaralı Perik'ti. Yani forumunda gelişme gördüm ve gördüğümüz atlar. 3 numaralı Perik'ti. 1 numaralı yukarıda Ceyda Canım, kesinlikle son yarışına aldanmıyoruz. Daha sonra 4 numaralı Kemiyet Güzeli ve ekürü avantajıyla Esilas, 5 numaralı Esilas Sultan sırasıyla şans verdiğimiz isimlerdir. 2 numara kafadadır. Yani 2 numara birinci atımızdır. Yani bu pistte koşu görmüş olsaydı daha net konuşurdum diyorsun Jabaranok için, ama yine de kazanmaya yakın dedin Yunus Çenik başla. Rakipler 3 numaralı Pelitli, 1 numaralı Ceyda Canım, 4 numaralı Kemiyet Güzeli ve Ekür Cesteyle 5 numaralı Esra Sultan dedi. Altılı Ganya'nın 3. ayağında Sadun Kaya. Ve 6. koşu 4 yukarı Arapların 5 yardlı mücadelesi 2000'de olacak. 8 safkan var. Burada da 1 ve 3 ekürü neler söyleriz? Evet. Zadik Bey, Özerdinç sahip değiştirdi. Sahip değiştirdikten sonra birinci, üçüncü oldu. Gerçekten yeni sahiplerinde istikrarlı koşmaya başladı. Yarın da bu atın çok iyi koşmasını bekliyor ve alternatif tek olarak yarış severlerimize öneriyorum. Ama kötü koştuğu takdirde rakipleri kimler? Burada rakipleri 3 numaralı ekür avantajıyla Baba Mercan güzel forumunu kurduğu için ikincilikte yeri aldı bizde. Aşağılarda 6 numaralı Boztepe Bey son yarışında güzel bir ikincilik sergileyip bu yarış kalıbında da beğenimizi kazandı. Burada 3. sırada yer aldı. Aşağılarda son yarışını önerdiğimiz bir Er Güçlü vardı, kazandı Er Güçlü. Burada 4. sırada yer aldı ve burada bir sürpriz at önermek isterim. 8 numaralı Babacan'dır. Gerçekten forumunda gelişmeler var. Yarış sever bu atı da eğer 5'i yıktığı takdirde bu atı da yazmasını bekliyoruz. Çünkü bu ata sürpriz bekliyoruz. Evet, yeni sahiplerinde farklılaştığını ifade etti Özerdinç'in Sadun Kaya. Ferit yardımcıyla bir alternatif banko adayı oldu. 3 numaralı Baba Mercan, 6 numaralı Boztepe Bey'i, 7 numaralı Er Güçlü ve 8 numaralı Babacan'dır. 5 numaralı eğer Özerdinç tek yazmazsak düşündüğü isimler. Geliyoruz 20. koşuya. 3 yukarı İngilizlerin 4 şartlı mücadelesi. Yine dişiler burada. 1900'e çıkıyor. 7 safkan var. Neler söyleriz? Evet. Zadik Bey, burada Manufay bu pistte, daha doğrusu Diyarbakır pistinde son yarışını koşup güzel bir birincilik ve iyi rakipleri geçmeyi başardı. Bu yarışa da çok ciddi hazırlandı. Necmi Altın da start alıyor. 62 kilosu var. Tabii diğer atlarda 60 kilo, 60, 60, 60, 57, 58 kilolu atlar var. Ben Menufeir'in yarın bu rakipleri çok kolay geçmesini bekliyor ve yarış severlerimize banko olarak Menufeir'i öneriyoruz. Bir banko geldi. Alternatif bankoların ardından Sadun Kaya'dan Altılı Ganya'nın 5. ayağında Necmi Altın'la start alan Munferi yarın yine kazanacak diyor Sadun Kaya. Ve İstinye Ganyan TV izleyicilerine, dinleyenlerine, bizi takip eden dostlarımıza günün bankosu olarak önerdi 5 numaralı Munferi'yi. Ve kapanış Sadun Kaya 4 yukarı Arapların 16 handikapı 1700 olacak. Burada 11 safkan start alıyor. Kapanışta neler deriz? Evet, Zadik Bey, biz burada 6 ata şans veriyoruz. Yani forumunda gelişmeler olup da atlardan başta olan 5 numaralı Kılıçbağı. Kılıçbağı 4 yaşlı olmasına rağmen gerçekten son yarışında güzel bir ikincilik elde etti. Ve bu yarış için de Şanlıurfa'da hazırlıklarını tamamlayıp ilgilerinden aldığımız bilgiye göre atın çok iyi durumda olduğunu bize iletildi. Ve biz bu ata favori verip yani birinci at olarak öneriyoruz. Bu atın ciddi rakibi son yarışında üçüncü olup daha evvelki yarışında ikinci olup ve güzel formunu koruyan 2 numaralı Kurtuluş Bey. Daha sonra yine son yarışında 4. olup bu kez Ferit'le şansını deneyen ve Ferit de bu atı çok iyi tanıyor. 3 numaralı Reber. Daha sonra yukarıda 1 numaralı Remeli Kız.
61,5 ve kısrak olmasına rağmen gerçekten başarılı koşabilen, zaman zaman çok etkili koşabilen bir kısrağımızdır. O da 4. sırada yer aldı. Aşağılara inmek istiyoruz. 10 numaralı Dikme Ağası son yarışlarında 3. 1. oldu ve güzel formunu koruyor. Bu yarış için de yaptığı hazırlıklarında beğenimizi kazandı. Daha sonra bu yarışa iyi hazırlanan 11 numaralı Gediskaya sırasıyla şans verdiğimiz isimlerdir. Ne dedik buraya? 5 kafada dedik. Rakipleri 2-3-1 dedik. Daha sonra 10-11 dedik efendim. 6 safkanı 3'e ayırdı, 6 safkanı Sadun Kaya. Yine 5'te başladı. Sonuç ayak 5 numaralı safkanlara şans verdi Sadun Kaya. 5 numaralı safkan başla. Rakip 2-3-1 dedi. Bir çizgi çekti. 10 ve 11'de sürpriz arayanlara, son koşu sürpriz beklentisi olanlara ilettiği isimler oldu Sadun Kaya. Güneydoğu İdman Pisti'ni yakından takip ediyor Sadun Kaya. Özellikle bunun altını hep çiziyoruz. Ekibiyle beraber gerçekten çok başarılı. Zaten TCK TV'nin de biliyorsunuz İdman Pisti programında Güneydoğu ekibi olarak Sadun Kaya ekip arkadaşıyla birlikte hazırlıyor. Onlara da selamlar gönderiyoruz. Ellerinize, emeklerinize sağlık diyoruz. Sadun Kaya iyi akşamlar. Çok teşekkür ediyorum. Size de iyi akşamlar diliyorum. Bir sonraki yayında da size başarılar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Herkese de boş şanslar diliyorum. Yarış severlerimize. Efendim Sadun Kaya'ya teşekkür ettik. Elazığ programını değerlendirdi. Şimdi yarın 10 koşudan oluşan Bursa programı var. Bursa Cuma günü özüne döndü diyelim. Yani en azından Bursa programı geçmiş yıllarda biliyorsunuz en sürprize müsait programlardan biriydi Bursa programı. Ve son Cuma günkü programda da hem birinci altılı özellikle ikinci altılı 99 bin lirayla Bursa'da güzel bir ikramiye verdi. Yarın açılış gerçekten buna yaklaşan bir ikramiye çıkabilir. Gelen bilgiler bu yönde. Umarız bu yönde yardımcı oluruz. Bu yönde faydalı atlar sunarız sizlere. Ekip arkadaşlarımızla görüştük, tartıştık ve birinci koşudan itibaren 10 koşuyu değerlendirdik. İşte geliyor birinci koşuyla birlikte Bursa programını değerlendireceğiz. 13.30'da dörtlük Arapların 4 şartlı mücadelesi var. Dişiler 2000 metre çime çıkacak açılıştan. Uzun mesafeli bir koşu ve 10 safkan var demiştik. Günyeli Adem Ceylan yetenekli bir apranti gerçekten. Yarın da Günyeli sprinter bir safkan. Ön tarafı iyi takip edip düzlükte 2 numaralı Günyeli koşuyu lehine çevirebilir. 2 numaralı Günyeli favorimiz yarın açılışta Bursa'da. 4 numaralı Yahya Beygül'ü. Cem Altun'la start oluyor biliyorsunuz. Şen ailesinin, Gıyasettin Şen'e ait bir safkan. Ki Cuma günü de safkanları açılışı yapmıştı birinci koşuda Nurettin Şen'le. Yarın Cem Altun'la, Cem Altun da İstanbul'da yarış kazandı moralli. Yarın Yahya Beygül'ü Günyeli'nin en ciddi rakibi olacak. 2 ve 4'ü bir adım öne alıyoruz açılışta. Bir çizgi çekiyoruz. Hemen bu ikinin ardından 4 numaralı Afavet. Malum dikenci kekürlüsü Bursa'da her zaman tehlikeli, her zaman başarılı. Mutlaka yazacağız. 10 numaralı Safkan, Merenes, Alican İnci ile 6 numaralı Tatlıça, Halit Gökçe ile ve 8 numaralı Yeşil Elma'da yarın Mahmut Turan'la start alacak. Dolayısıyla sürpriz safkanları değerlendireceğiz. 2-4'ü bir adım öne alacağız. Bir çizgi çektikten sonra 5-10-6-8 diyerek birinci koşuyu tamamlıyoruz. Bursa Osman Gazi programında. Yarın iyi 10 koşu var. İşte bunun sebebi ikinci koşuda 3 yaş şarapların meydanı bölündü. 1400 kumda 13 tay meydandan çıkmaya çalışacak ki 3'e bölünmüştü meydan mücadele. Ekürlü safkanlar var koşuda. Dolayısıyla yarın bakalım hangi tay ya da hangi taylar meydandan çıkmaya yakın bakacağız. 6-11-8-11-13 koşuya ekürlü katılıyor. Bizim favorimiz 2 numaralı Başaran Bey. Hışman Çizik nihayet formunu buldu. Ankara'da muhteşem bir cumartesi günü geçirdi. 3 koşu kazandı, ikisi kupalı. Yarın da Bursa'da Başaran Bey'le meydandan çıkmaya çok yakın Hişman Çizik'le Başaran Bey günün ikinci koşusunda. 9 numaralı safkanımız Rüzgar Kanat Mahmut Turan'la start olacak. Son ikinciliğiyle artık geliyorum sinyalleri vermişti. İkinci sıradan şanslanacağız. Ve yine dikenci kekürlüsünden 10 numaralı Seçeren yarın Yunus Emre Yüksel'le start alıyor. Hem tecrübesiyle hem de kendi kekürlüsü yazacağız. 2-9-10 diyerek ikinci koşudan sıyrılıyoruz ve geliyoruz günün üçüncü koşusuna.
4 yaş Arapların kısa vade altı 1700 çim. Burada 8 safkan start alacak günün 3. koşusunda. Bu kısa vadeli mücadelede 4 yaş Arapların mücadelesinde bir safkan var ki yarın artık tüm şartlar lehine, kazanmaya çok ama çok yakın. Kim ne start alıyor? Senenin yani 2023 yılının en çok kazanan jokeyi. Kim bu jokey? Nevzat Avcı. Safkanda Kurtelik Hüsnü Safkanı. 3 numaralı Kıvılcım Kız. Tüm şartlar lehine gözüküyor. 1700 çivi buldu. Yarın Nevzat Avcı'yı da buldu. Kiloları gayet uygun. Yarın 1. altılda banko safkanımız 3 numaralı Kıvılcım Kız olacak. Ve 4. koşuya 3 yukarı İngilizlerin 4 şartlı mücadelesine geliyoruz. 1500 çim. Burada yedeli plase de başlayacak. Gerçekten enteresan bir koşu olacak. Şöyle baktığımda 5 numaralı Melina Hanım nihayet orijinin hakkını vermeye başlıyor yavaş yavaş. Yarın Ali Caminci ile start alacak. 5 numaralı Melina Hanım'ı biz bir adım öne alıyoruz. Yedili plase için de özellikle başta öneriyoruz. Paçe, geçen hafta çok bahsetmiştik bu safkandan. En çok sevdiği mesafe, en iyi koştuğu mesafe bu mesafeler. 1400-1500 ve çim ve nihayet bunu geçen hafta gösterdi. Yarın bir kez daha Mısır'a çekti buluşmuş. 3 numaralı Paçe, 5 numaralı Melina Hanım'ın en ciddi rakibi olacak. 4 numaralı Mikea, Ali Yıldız'la ve 2 numaralı Likaki, sevgili Tuncay abinin, Tuncay Perin'in ilgilendiği bir safkan. Devamlı dolanıyor, devamlı dolaşıyor, devamlı oyun içerisinde ama bir türlü kazanamıyor. Ama yarın 2 numaralı Likaki, Muhammed Bilbilgin'i de bulmuş. Mutlaka sürprizi değerlendirelim derim. 5 Melina Hanım bir adım önde, ilk rakip 3 numaralı Paçe, 4 Mikea, 2 Likaki diyerek bu koşudan bir sürpriz beklentimiz olacak. 4. koşuda. Ve 5. koşu 4 yukarı Arapların 16 handikapı 1500 çimde 2. altılgan yanında başlangıcı olacak. 10 safkanın birincilik mücadelesini izleyeceğiz bu koşuda. Gerçekten keyifli ve zorlu bir açılış olacak. Bir safkan var gerçekten Cuda. Geçen hafta ikincisi kazanırken bu safkanda ikinci olmuştu. Arda arda 2 ikincilikle 3 numaralı Cuda artık geliyorum sinyalleri veriyor. Yarın da Tarık abi üzerine hışman çiziği atmış. Cuda'nın üzerinde hışman çizik var. Yarın bence birinci sıradan önermek için artık tüm şartlar oluşmuş. İki numaralı Çerdiğin Halit Gökçe, o da cuma günü güzel bir birincilik elde etti. Yavaş yavaş kendini buluyor Halit Gökçe. Daha iyi yerlerde olacak. Yarın Çerdiğin'le güzel bir performans sergilerse mutlaka üst sıralarda yerini alacaktır. Altı numaralı Rüzgar Soy, Kadir Tokaçoğlu. Gerçekten Kadir Tokaçoğlu'nu hangi yönden konuşacağımı pek tahmin edemiyorum, yani konuşamıyorum. Çünkü öyle bir Kadir Tokaçoğlu çıkıyor karşımıza, performansını anlayamıyoruz. Bu mu Kadir Tokaçoğlu diyoruz, eleştiriyoruz. Tam sosyal medyada Kadir Tokaçoğlu eleştirileri artarken öyle bir koşu yapıyor ki ardından adeta diyor ki ben buradayım. Asıl Kadir Tokaçoğlu bu diyor. Cuma bunu çok net gösterdi. Birinci koşuda tempo konusunda bir türlü istediğini yapamadı. Sert tempolara girdi, sonlarda geçirdi bindiği safkan. Ancak o koşuyu eleştirirken daha o koşunun mürekkebi kurmadan dördüncü koşuda ders niteliğinde önde giden bir safkana net bir tempoyla kazandı Kadir Tokaçoğlu milli safkan. O nedenle Kadir Tokaçoğlu hangi tarafta olacak yarın merak ediyorum. Ama Rüzgar Soy mutlaka yazılması gereken bir isim. 3 Cuda, 2 Çerdiğin, 6 Rüzgar Soy. 10 numaralı Karabaş. Sercan Tırpan'la start alıyor ve 50 kilo. Hem Safkan hem Sercan Tırpan da zaman zaman çok farklı performanslar ortaya koyabiliyor. Mutlaka değerlendirelim. Ve ardından 7 numaralı Kayabert. Selim Pek'le start alacak olan Safkan. Mutlaka ve mutlaka değerlendireceğiz. Ve 8 numaralı Beyaz Köşk. Yarın sürpriz adayımız olacak. 3 numaralı Cuda, 2 numaralı Çerdiğin, 6 Rüzgar Soy, 10 numaralı Karabaş, 7 Kayabert ve 8 Beyaz Köşk olmazsa olmazlarımız bu koşuda. Ve 6. koşu 1. altılgan yan sona eriyor. 3 yaş Arapların diğer meydanı 1400'de olacak. Burada da 13 tay birincilik mücadelesi yapacak. 8 ve 12 numaralı taylar koşuya ekürü katılıyor. 10 ve 12 numaralı taylar koşuya ekürü katılıyor. Şimdi baktığımızda bir isim var burada. Net bir şekilde geliyorum diye artık bas bas bağırıyor. Yarın bu safkan 3 numaralı Can Gündüz. Son 3 koşusu gerçekten artık safkanın birincilik noktasında ben varım dediği koşular oldu. Ben yarın küçük ve misli kuponlara özellikle ilk altılda 3. koşuyu 3 numaralı safkanı banko önermiştim zaten.
İkinci tek arayanlara 3 numaralı Can Gündüz diyebilirim. Ya da ikinci altılı ganyan, zorlu bir altılı ganyan, orta ölçekli yarı severlere 3 numaralı Can Gündüz diyebilirim. 5 numaralı Gökoğlu'm. İlk yarışında müthiş koştu. Elinden gelen her şeyi yaptı ama ön tarafı domine etti. Son 200'e kadar geldi. Ancak çok güçlü bir taya geçildi. Yarın yine ön tarafta iyi bir tempo kurarsa Kulvari 2 mutlaka etkili olacak Cemal Paso'yla, ki ailesinin de safkanı. Cemal Paso'nun safkanı yakından tanıyor. Değerlendirelim. 11 numaralı Gelişi Güzel. İstikrarlı koşan bir isim. O da yarın Adem Ceylan'la start alacak. Ve 8 numaralı Nevzat Day, Mahsun Demirbaş, o da ailesinin hazırladığı bir tay. 8 numaralı Nevzat Day, yarın ters bir koşu gelebilir bu taydan. Mahsun Demirbaş da bir suskun, her an kendini hatırlatabilir. Toparlamam gerekirse 3, alternatif banko adayım, bir çizgi çekeceğiz. 5, 11 ve 8 diyerek bu koşudan geçiyoruz 7. koşuya. 2. altılı ganyan devam ediyor. 3 yaşlı İngilizlerin kısa vade altısı. 9 safkan birincilik mücadelesi yapacak günün keyifli koşusunda. Evet, sevgili Onur abi, Onur Yetkin gerçekten safkanlarına da el bebek gül bebek bakıyor. Zaten 3 göbek atçı, çok özel bir atçı Onur Yetkin. Yarın da Kantalup start oluyor Mehmet Kaya'yla ve çok da özel bir ekibi var Kantalup'un. Mehmet Kaya'yla yarın bence kazanmaya yakın 2 numaralı Kantalup. Ve Caramel Macchiato sevgili Eray Koktay'ın safkanı yarın Mustafa Çek'le start alacak. Kantalup'un bence en ciddi rakibi olacak. Bence bu iki safkanın mücadelesi koşunun birincisini belirler büyük bir ihtimalle. 4 numaralı Torun Yusuf yarın Sinan Özen'le start alacak. Son çıkışa geçtiği koşuyla mutlaka değerlendirelim. Ben bu üçlüyü rakiplerinden birkaç adım önde görüyorum. 2 ve 2, 5 ve 4'ü. Bir çizgi çekmek istiyorum bu üçlüden sonra. Bir numaralı Talha Paşa bir dönüş koşusu yapabilir yarın. Ve 7 numaralı Millennium Man Nezat Avcı'yla bir sürpriz imza atabilir. 2-5-4 önde, bir çizgi 1 ve 7. Ve günün önemli mücadelesi 1400 kumda 2 yaşlı İngilizlerin A3 mücadelesi. Çok az bir katılım var. 5 tay var. 2 ve 3 numaralı taylar koşuya günü katılıyor. Bir rövanş mücadelesi de olacak tabii ki. Şimdi Madras son startını belki de pisti tanımadı, adaptasyon, Müslüm Çelik iyi yerlerde gidemedi. Çok net bir şekilde koşuyu iyi yerlerde takip edemedi ve sonuçta üçüncülükte kaldı. Yarın tabii hem pisti tanıdı safkan, hem Müslüm Çelik de safkanı daha yakından tanıdı. Yarın ekürüsün de desteğiyle ben 2 numaralı Madras'ın bu kez bir adım önde olduğunu düşünüyorum revanşta. 2 numaralı Madras diyorum. Tabii ki aynı koşuda Stormy kazanmış. Sarayva ikinci olmuştu Sarayva Montana. Dolayısıyla bu üçlünün yine çetin mücadelesi olacak ama ben bir adım önde Madras diyorum. Hem tekrar altını çizeyim, pisti tanıdı. Hem üzerinde Müslüm Çelik bu kez daha safkanlı bu pisti nasıl koşacağını kafasında mutlaka Müslüm Çelik canlandıracaktır. Dolayısıyla ben iki başlı diyorum. Tabii ki 5 ve 4 bu safkanın rakipleri olacak son startında. 4 numaralı safkan kazanmıştı. Yani kazandığı noktada 5 numaralı safkan avlandı o gün. Yarın daha tedbirli olacaktır ama 2 numaralı Madras da mutlaka oyun içerisinde. Dolayısıyla 2-5-4 diyerek buradan geçeceğiz günün 9. koşusuna. 1400 kumda günün son meydanı olacak. Kalabalık bir katılım var. 14 ay birincilik mücadelesi yapacak bu meydan mücadelesi. Şimdi baktığımızda koşuya 7 ve 7 numaralı safkan, 2 numaralı safkan Behram Kale koşuya Has Tarkan'la ikili katılıyor. 5 numaralı safkan, 6 numaralı safkanla. Dolayısıyla avantajlı olacaklar. Ama burada tabii şunu belirtelim. Son koşusunu kesinlikle ölçü almadığım bir isim var. 2 numaralı Behram Kale, Dikenci Kekülisi ve Nurettin Şen. Yarın bence meydandan çıkmaya yakın bir başka alternatif bankomda 2 numaralı safkan Behram Kale olacak. Ben açıkçası çok büyük aksilik olmasa yarın meydandan çıkmasını bekliyorum. Nurettin Şen'le bir banko adayım olacak. 4 numaralı Çetincan, Mahsun Demirbaş'ta start oluyor. 9 numaralı Torun Samet ve 10 numaralı Toz Yutmaz bu safkanın rakipleri olacak. Ve 13 numaralı Gönlü Can'da Mehmet Kaya var.
Bu safkanı mutlaka değerlendirelim. İki alternatif bankom kazanmaya çok yakın. Artık yarın meydinden çıkar diyorum. 4-9-10-13'te farklı kurgularda yer alması gereken isimler bence günün 5. ayağında. Hıdır Bey, hayırlı akşamlar, şanssız bol olsun demiş. Teşekkürler. Orhan Bey, selamlar herkese, bol şanslar, kolay gelsin demiş. Teşekkürler. Ve kapanış. 3 kare İngilizlerin satış 1, 1200 çim, 17 safkan, kalabalık 1200 de. Yani Bursa'nın en zor pistlerinden biri 1200 çim, 17 safkan. Kim önde olacak, kim yerini alacak, kim koşuyu iyi okuyacak? Gerçekten bu da koşunun kaderini belirleyecek gibi duruyor. Ama burada bir isim var ki ben kazanacağım diyor. O bu safkanda 6 numaralı Master Runner olacak. Yarın Eray Çizik de start alacak bu isim. Bizim bankomuz olacak. Çok gittik geldik bankolara. İkinci ayakta 3, beşinci ayakta 2. Gerçekten ikinci altılı ganyan için banko yazılacak isimler ama sondaki 6 numaralı Master Runner'ı artık kazanmaya yakın görüyoruz. Evet, belki koşunun ismi korkutuyor, satış, son koşu satış koşulları genelde sürprize açık oluyor ama bazen de avantaj oluyor bazı safkanlar için. Yarın Master Runner'ın bu avantajı kullanacağını düşünüyorum. Eler Çizik'te, formda, yetenekli, başarılı bir kardeşimiz. Yerini alır, iyi start olup yerini alıp düzlükte de 6 numaralı Master Runner'ın koşuyu değini çevirmesini bekliyor ve sizlere puan koyuluyoruz. Bursa Osman Gazi programında. Evet, Elazığ Güneydoğu İdman Pistinden Sadun Kaya bizlerle birlikte oldu. Elazığ programını değerlendirdi. Hemen ardından da 10 kuştan oluşan güzel Bursa programı var. Onu da ekip arkadaşlarımızın aldığımız bilgilerle değerlendirdik ve sizlerle paylaştık. Bizlerden bu akşamlık bu kadar. Haftanın ilk günü programı değerlendirdik Bursa ve Elazığ. Yarın akşam yine birlikte olacağız. Özellikle yarın akşam Ankara ekibi, ardından da Kocaeli programını değerlendireceğiz. Herkese iyi akşamlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.